Selamlar, hoş geldiniz. Gerçekten kitaptaki en keyifli ve çözerken bence en keyif alacağınız konu. Hangi konu? Faktöriyel konusu. Bu genellikle senede, her sene gelmese de muhakkak 2 senede bir, 3 senede bir mutlaka soru gelen bir konu arkadaşlar. Bazen soru içlerine yedirilir, bazen de doğrudan bir faktöriyel sorusu olarak sorulur. O yüzden önemli bir konu. 2 sayfa anlatacağım. İki sayfayı iyi anlarsanız gelecek soruyu da kuvvet muhtemel doğru çözebilirsiniz. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin ve ne olduğunu lütfen iyi bir şekilde anlamaya çalışın. Evet faktöriyel nedir? N bir doğal sayı olmak üzere birden N'ye kadar olan doğal sayıların çarpımına N'nin faktöriyeli ya da N faktöriyel denir. Şimdi ne demek? Birden N'ye kadar olan doğal sayıların çarpımı. Yani eğer bize bir şöyle bir ifade veriyorsa biz bu arada bu N faktöriyeli N ünlem şeklinde gösteriyormuşuz. Bu N faktöriyel demekmiş. Ne demekmiş? Bu sayıya kadar olan ve birer birer azaltarak bu sayıya kadar olan tam sayıları çarpalım. 3 bir tane azalttım 2 1. Burada durdum. 3 2 1'in çarpımı nedir? 6'dır. İşte 3 faktöriyelin anlamı 1 2 3'ü çarp demek. 4 faktöriyelin anlamı nedir? 4 kendisini yazdım. 3 2 1 azalta azalta gidiyorum. Şunu lütfen başlar başlamaz görün. 4 faktöriyel içerisinde kesinlikle ne faktöriyel de vardır? Tabii ki de 3 faktöriyel vardır. Yani aslında siz şöyle diyebilirsiniz. 4 faktöriyel ifadesi 4 çarpı 3 faktöriyel ifadesine eşittir. Hatta şunu da söyleyebilirsiniz. 3 faktöriyeli ne diye yazabilirdik? 3 faktöriyel 3 çarpı 2 faktöriyel diye yazılabilir. <Sessizlik> 2 faktöriyel neye eşittir? 2 çarpı 1 faktöriyel eşittir. 1 faktöriyelin yanıtı nedir? Onu da konuşmuş olalım. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2 çarpı 1 faktöriyeldir. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 faktöriyeldir. Demek ki burada da 3 faktöriyeli yerine koysaydınız bakın 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel olarak yani 12 çarpı 2 faktöriyeli de 4 faktöriyeli eşit olarak bulabilirmişsiniz. Bunların hepsi aynı şeye eşitmiş tamam. O yüzden sayı büyüdükçe bir altında kalan faktöriyeli kapsar hale gelir. Kapsamaktan kastım çarpım olarak içerir. Yani ne diyecektik buraya? 4, 3, 2, 1'in çarpımında bu 4 çarpı 3 faktöriyeli de verirdi. Evet yanıtı kaça eşit gelirdi? 4 faktöriyelin 24'e. 4 ile 6'yı çarptık 24. 5 faktöriyel nedir? Bu da aslında 5 çarpı 4 faktöriyelin kendisidir. Veya 5, 4, 3, 2 ve 1'dir. Yani 120'dir. Tamam. Geldik şimdi toplama işlemi olsa ne olacaktı? Tabii ki de ayrı ayrı toplayacaktık. 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel. 2 faktöriyel 1 çarpı 2'dir. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3'tür. 2 artı 6'dan yanıtımız 8'dir. Buradaki amacım tabii ki de 8'i sormak değil şu. 3 faktöriyeli nasıl yazarsınız? Az önce söyledik aslında burada da yazmış olduk. Bakın 2'ye kadar olan haliyle de yazabiliriz. Ne demek? Burası 2 faktöriyeldir artı burası 3 çarpı 2 faktöriyeldir. Şimdi bir tane 2 faktöriyel var. Önünde hiçbir şey olmadığı için aslında bu 1 çarpı gibi okunabilir. Bir tane 2 faktöriyelimiz var. Burada da 3 tane daha 2 faktöriyelimiz var. Toplamda kaç tane 2 faktöriyelimiz var? 4 tane 2 faktöriyelimiz var. Çarpmanın toplama işleminin kısa hali olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 4 çarpı 2 faktöriyel olarak da yazılabilir. Aynı şekilde aşağıdaki 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazsaydım burayı 6 faktöriyeli eksi 5 faktöriyel deseydim bakın 6 taneden bir tane çıkartırsak 6 tane 5 faktöriyelden eksi bir tane 5 faktöriyel çıkarsa 5 tane 5 faktöriyel kalır Buradaki motivasyonumuz şu Aslında size de kopya olsun Faktöriyel sorusu çözerken Bizim tüm motivasyonumuz Olabildiğince küçük faktöriyele kadar parçalamak olsun. Ne demek? Yukarıda yapalım mesela. Burada demişiz ya 6 eksi 5 faktöriyel. Ben şunu sorsaydım 5 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. Burada en küçük olan nedir? 4 faktöriyeldir. O zaman 5'i de 4'e göre açalım. Yani bu 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel gelirdi. Burayı da 4 faktöriyel parantezinde yazabilirdiniz. Bakın 4 faktöriyelle kaçı çarptığımızda bize burayı verir? 5'i 5'i yazdım işareti koydum eksi 4 faktöriyelle kaçı çarparsanız 4'ü verir 1'e İşte burası aslında 5 eksi 1 diye de yazılabilirmiş hani biz az önce sözel olarak söyledik ya bunu böyle de gösterebilirmişiz veya bir tane daha yapalım 7 faktöriyel eksi 4 faktöriyel olsun birazcık açalım burada en küçük ya da 6 diyelim hadi burada en küçük 4 faktöriyeldir o zaman 4'e göre açalım burayı 6 5 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. Burayı 4 faktöriyel parantezine alıyor olsaydık solda kaç var? 5 kere 6 30. İşaret ortadaki eksi kaç tane 4 faktöriyel var? Bir tane. İşte bu da 4 faktöriyel çarpı 29'a eşit gelirmiş. Bu işlemleri şimdi yavaş yavaş zaten tekrar tekrar yapacağız. Eğer bu bir bölme işlemi olsaydı işte şimdi niye küçüğe kadar açın dediğimi anlayacaksınız. 4'ü açsaydık 4, 3, 2, 1. Eğer aşağıya açsaydık 3, 2, 1. Ne olacaktı bölme işleminde? İşte şunlar birbirlerini yiyeceklerdi. Elimizde ne kalacaktı? Bakın 4 kalacaktı. Tamam. Bölme işleminde de yine çarpma işleminde de toplama işleminde de biz olabildiğince en küçüğe kadar Açarız ve buna göre işlem yaparız. Bu size kolaylık sağlar. Şimdi gelelim not kısmına. Not önemli arkadaşlar. Kullanacağız çünkü. 1 faktöriyel 1. Bunu yukarıda söyledim ve 0 faktöriyel. Bakın sıfır faktöriyel önemlidir. Ben burada sebebini açıklamayacağım. Sıfır faktöriyelin normalde ispatı e, farklı farklı verilebilir. E, aslında bir uzun ispat var, bir de çok kısa ispatı var. E, ama dedim ki burada anlatmayacağım. Bu bir KPSS, ALES, DGS kitap kaydı. Hani ispatlara girmek istemiyorum. Çünkü girersek diğerlerinde de verme ihtiyacı hissedeceğim. O yüzden Kanalda zaten harici olarak videosu var. Dilerseniz bakarsınız. 0 faktöriyeli biz 1 olarak bu konu anlatımında kabul edelim. Dediğim gibi ispatı mevcut. Dilerseniz bakarsınız. 0 faktöriyel 1 olacak. 1 faktöriyel 1 olacak. Geriye kalan her şeyi 1'e kadar çarpım şeklinde açıp bulabiliriz. Şimdi faktöriyel işlemi çarpma temelli bir işlem olduğundan N faktöriyel, burası çok kıymetli. Lütfen iyi dinleyin. Burası çok kıymetli. N faktöriyel eşittir tek sayı sonucunu sağlayan yani öyle bir şey var mı ki burada ne faktöriyel alacaksınız ve bu tek sayı olacak bir düşünün bakalım 0 faktöriyel kaçtır 1 1 faktöriyel kaçtır 1 2 faktöriyel kaçtır 1 çarpı 2'den 2 arkadaşlar bundan sonra beni durdurmanız lazım niye 2 faktöriyelden sonraki her sayının çarpımında kesinlikle hangi çarpan olacaktır mesela 3 faktöriyelde 3 çarpı 2 4, 5, 6, 120 faktöriyelde 120 çarpı nokta 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 2. Iki. Bu 2'ye gelene kadar da zaten bir sürü çift sayı var ama 2 faktöriyelden sonrakinde en az bir tane hep çift sayı olacağından dolayı 2 faktöriyelden sonrası 2 faktöriyelden sonrası hep hangi sayılar gelir? 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, n faktöriyel. Buranın tamamı artık arkadaşlar çift gelmeye mahkumdur ama 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel sadece bu iki doğal sayı için 0 ve 1 için faktöriyelinizin sonucu tek sayı gelir. Aynı şekilde faktöriyelin sonucu asal sayı olan tek faktöriyel nedir diye sormuş. Çok güzel. Bir sayısı bir asal değildir. Unutmayın tamam mı? Bir asal değildir. 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel elendi. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. Bakın bundan sonraki her çarpan da zaten... 2'nin bir katı olacağı için yani 3 4 5 bunların hepsi çiftte. O yüzden bu sayıların hiçbirisi ama ne hariç 2 hariç asal sayı gelemez arkadaşlar. O yüzden faktörün sonucu asal sayı olan tek faktöriyel 2'dir. Yani 2 faktöriyel yalnız asal sayı olan 2'yi size verir. 0 ve 1 faktöriyel yalnız tek sayı olan faktöriyellerin sonucunu size verir. Burası çok kıymetliydi. Lütfen tekrar tekrar dinleyin lütfen kağıt kalemle farklı bir yere not alıyorsanız bunları yazın. 3 faktöriyel işlemi içerisinde 2 faktöriyeli barındırır konuştuk. 4 faktöriyel içerisinde hem 2'yi hem 3'ü barındırır. Buna göre eşitlikleri uygulanabilecek şekilde dolduralım. Yani n faktöriyel bir kere şöyle yazılır değil mi arkadaşlar? Hatta biz n'den başlayalım. n bir tane çıkartın n 1 bir tane çıkartın n 2 kaça kadar gideceğiz? n 2 nokta 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 3 2, 1. İşte bu çarpan n faktöriyeldir. Bakın biz bu durumu şöyle de yazabiliriz. n çarpı n eksi 1 faktöriyel diye de. Ben örnekli yapayım. Örnekli yapalım kafanız karışmasın. 6 faktöriyeli şöyle yazarız. 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye yazarız. Aynı şekilde 6 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Konuştuk sebebini. Aynı şekilde 6 faktöriyel, 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyeli eşittir. Yani n faktöriyel neye eşittir? Bakın n, n eksi 1, buradan da n eksi 2 faktöriyel n, n eksi 1, n eksi 2 faktöriyel Tabii ki devam ettirebilirsiniz. Nasıl? n faktöriyel eşittir. Şöyle n, n eksi 1, n eksi 2, n eksi 3 faktöriyel diye de yazabilirdiniz. Bu yüzden faktöriyel işlemlerini yaparken genelde soruda bulunan en küçük en küçük faktöriye göre biz işlem yaparsak daha rahat ederiz. Anlaştık mı? Güzel. Hadi başlayalım. 4 faktöriyelin sonucu neydi? Benim size tavsiyem 10 faktöriye'le kadar iyice bir çalışın, aklınızda tutun. Hızlı hızlı işlem yaparsınız. Ama yapmasanız da sorun değil, çarpar buluruz. 4 faktöriyel 24'tür. 3 faktöriyel 6'dır. Buradan farkını aldım. 18 bölü 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyelden 6'dan 2 çıktı. 4 geldi. Demek ki bu işlemin yanıtı 9 bölü 2'ymiş. Yukarıyı da aşağıyı da 2'ye böldüğümüzde 9 bölü 2'ymiş. Şimdi ben bu soruyu böyle çözmenizi istemiyorum. Şöyle çözmenizi istiyorum. Yukarısı nasıl yazılır? 4 çarpı 3 faktöriyel eksi 3 faktöriyel. Bakın hep en küçüğe göre açıyorum. Hatta burada en küçük nedir? 2'dir. O zaman hep 2'ye göre açalım. Nasıl yazacağız? 4, 3, 2 faktöriyel eksi 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 3 çarpı 2 faktöriyel eksi 2 faktöriyel. Bu neye eşittir? Bakın 3 kere 4 12. 12 tane 2 faktöriyelden 3 tane 2 faktöriyel çıktı bölü. Şunu diyor olabilirsiniz ya çözdün zaten niye uzatıyorsun? Soru size hep böyle kolay verilmeyebilir. O yüzden ben burada anlatıcı rolündeyim. İnisiyatif alıyorum. Ee, o yüzden bunları rahatça açıklamam gerektiğini düşündüğüm için açıklıyorum. Hızlıca geçmek istemiyorum. Evet 12 eksi 12 tane 2 faktörelden 3 tane 2 faktörel çıkarsa 9 tane 2 faktörel kalır. 3 tane 2 faktörelden 1 tane 2 faktörel çıkarsa burada ne kalacaktır arkadaşlar? Tabii ki de 2 tane 2 faktörel. Bakın İki faktöriyeller burada ortak olduğu için götürürsek yanıtınız yine ne gelecekti? 9 bölü 2. Ne dedik? Küçüğe göre işlem yap. Anlaştık yapayım. 4, 5, 3 en küçük 3. 3 faktöriyel parantezinde yazmak istiyorum ama önce bir açık yazalım. 4 çarpı 3 faktöriyel. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü ne gelecektir? 3 faktöriyel. Yukarıyı 3 faktöriyel parantezine alıyorum. 4 ortadaki işaret artı 3 faktörelin yanında kalan ne var? 20. Bölü 3 faktöriyel. Ya da şöyle diyebilirsiniz kafanız karışıyorsa. 4 tane 3 faktöriyel 20 tane 3 faktöriyeli eklersem toplamda 24 tane 3 faktöriyel olur. 3 faktöriyeler ortaktı. O zaman yanıtımız ne geldi? Bakın 24 geldi. Anlaştık mı? Aşağı geldim. Yine motivasyonum aynı. Küçüğü al. Küçüğü al. Küçük 4. Anlaştık. O zaman 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyel. Şimdi bakın burada da birazcık sanki çok fazla şey çarpacakmışız gibi gözüküyor. Olsun. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel dedik. Bölü. Burayı 4 faktöriyel çarpı 5 diye yazdık. Burayı da 4 faktöriyel diye yazdık. Şimdi işlem yapalım. 4 faktöriyel parantezinde 5 kere 6 30. 30. 7 ile çarptım 210. Ortadaki işaret artı artı. 4 faktörün yanında 5 kere 6 30 bölü. 4 faktöriyel parantezinde 5 artı. Burada bir gizli 1 var 1. O zaman burası kaç gelecek? 4 faktöriyeller giderdi. Yukarıdan 240 bulduk. 240 bölü 6. Bunun da yanıtı kaç gelirdi? Sanırım 40 gelirdi. 4'e geldik. Dikkat edin bu sefer çarpma işlemi var. Ne demiştik? Bana kalırsa küçüğe kadar açmakta fayda var ama burada şöyle ilerleyelim. Bakın burada bir 9 var burada bir 12 var. 9 12'nin içinde değil mi? Evet bunları böyle upuzun yazmak yerine şöyle düşünelim. 12 faktöriyel eğer şöyle yazarsam 9 ile sadeleştirmek için 12, 11, 10, 9 faktöriyel. Niye burada durdum? E aşağıda zaten 9 faktöriyel var. Niye hepsini açayım ki? Ben yukarıyı böyle açsam desem ki bölü ondan sonra bölü aşağıda da Şöyle yapalım. Renkleri karışmasın. Aşağıda da ne kalacaktır bakın? 9 faktöriyel çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 e. Demek ki bunu ta sonuna kadar açmaya gerek yokmuş. Bu ikisini ben hızlıca sadeleştirdim. Ne kaldı elimizde? 12 11 10. 3 kere 4 12. Bunları sildim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm. Buradan 5 geldi. O zaman 5 ile de 11'i e çarpsaydım bakın yanıtımız ne gelecekmiş? 55 gelecekmiş. Çarpma işlemlerinde de her zaman küçüğü alıp parantezlemeye çalışmayın. Parantezler toplam ve fark işlemlerinde olacak çünkü. Evet gelelim birkaç soru daha çözelim. İyice içinize sinsin. 5. soru. 21 faktöriyel eksi 20 faktöriyel bölü 19 faktöriyel. Çok güzel. Ben yukarıdan yazayım bunları. Yukarıda daha geniş yer var. Ya çözümleri hep bir üsttekiler olsun. Şimdi burada en küçük nedir? Toplama ve çıkartmalar da dedim ya en küçük parantezine alalım. Burada en küçük 19 faktöriyeldir. 21'i açıyorum. 21 çarpı 20 çarpı 19 faktöriyel eksi. 20 faktöriyel açıyorum. 20 çarpı 19 faktöriyel bölü. Aşağıya açıyorum 19 faktöriyel. Ne geldi? Hemen burada parantez alsaydım. Yukarıya 19 faktöriyel parantezine alıyorum. Bakın 20 çarpı 21 geldi. 20 çarpı 21 Ortadaki işaret eksi 19 faktörün yanındaki 20. Burada da hatta şöyle bir işlem yapabilirsiniz. 20 tane 21'den veya 21 tane 20'den bir tane 20 çıkarsa kaç kalır? Dikkatli düşünün. Şuraya şöyle yazıyorum. 21 çarpı 20. 21 tane 20'den bir tane 20 çıkarsa 20 tane 20 kalır. Size biraz da kendi kısa yollarımı kafamdaki kısa yolları anlatıyorum. Bunun da yanıtı 400'dür. Bak burayı hızlıca bulduk. Aşağısı ne? 19 faktöriyel. yukarıdaki 19 faktöriyel ile aşağıdakini silseydim burada kalan şey yani 400 benim yanıtım olacaktı. Geldim 6'ya. Şimdi bu bir çarpma işlemi. Çarpma işleminde sadeleştirmeler yaptığımız için bodoslama atlamayın. Hemen en küçüğe gidip çözmeye çalışmayın. Burada olabildiğince sadeleştirmelere odaklanalım. Bakın benim gözüme hemen şunlar kestirildi. 8 faktöriyeli biz 7 faktöriyeli bölersek kaç buluruz? Söyleyin bakalım. Şunu size soruyorum deseydim ki 12 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Burada ne derdiniz? 12, 11, 10 derdiniz. Sonuna kadar açmaya gerek var mı? Yok. Niye? E burada 10 faktöriyel. E burada da 10 faktöriyel var. Bakın bunun yanıtı 120'ymiş. Peki size soru. 9 faktöriyeli 8 faktöriyeli bölersek yanıt kaç gelir? Tabii ki 9 gelir. 8 faktöriyeli 7 faktöriyeli bölersek kaç gelir? Tabii ki 8 gelir. N artı 1 faktöriyeli n faktöriyel ile bölersek yani bir sayıyı kendinden bir büyük sayının faktöriyeline oranladığımızda yanıtımız ne gelir? Tabii ki de n artı 1 gelir. Bak 9'lu 9, 8'li 8 n artı 1'de yanıtınız n artı 1 olacaktır. O yüzden bunlara dikkat etmeliyiz. Şimdi aşağıdaki soruyu çözerken de bence yine bu motivasyonda olalım. Ne sağlar bu motivasyon? Size şunu sağlar. Demek ki yukarıda 8 varsa burada 7 varsa ben hemen şunu söyleyebilirim: 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyelin yanıtı bu 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel olacağından 8'dir. Yani şu sarıların yanıtı 8. Peki uzatmayalım, yeşillerin yanıtı kaç gelir? Tabii ki de burası 8'dir. Tabii ki de yeşillerin yanıtı 12 gelir. Sarıların yanıtı 8'de 3 faktöriyeli 4'e bölersek kaç gelir? Şimdi dikkat edelim: 3 faktöriyeli 4'e biliyoruz. Aşağısı mı daha büyük yukarısı mı? Tabii ki aşağısı. Aşağıyı şöyle yazardım. E bakın bunlar gitseydi burada ne kalırdı? 4. Yani aşağıda bir 4 kalırdı. Heh, bunu da mavi ile gösterelim. E bu oran kaçı eşittir arkadaşlar? Sadeleştirin. 8'i 4'e bölseydik burada 2 kalırdı. 2 kere 12'den yanıtımız 24 gelirdi. Geldim 7. soruya. Bunun benzerini konuştuk. Şimdi burada n'leri k'ları gördüğünüz zaman arıza yapıp strese girmenin gerek yok. Ne yapacağız? N bir sayıdır. Bunun iki fazlasını koymuş. nasıl yapıyorduk? Burayı 10'a 8 diye verseydim. 10 faktöriyel 8 faktöriyel ne yapardınız? Burayı 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel derdiniz. E burada da aynı şey var. 10 yerine daha doğrusu 8 yerine N var. Aynı şeyi uygulayalım. N artı 2'yi nasıl açarız? N artı 2. Bir tane azalttım. N artı 1. Bir tane daha azalttım. N. Bakın burada N faktörel varsa ben de burada durayım. Bir daha söylüyorum. N yerine 8 koyun. Bak 10 9 8 faktöriyel. Demek ki aynı şeymiş. Yani biz bunları birer birer azaltıyormuşuz. Aşağıdaki n faktöriyeli de aynen yazdım. Bunun yanıtı 90'mış. O zaman şunları silelim. Şimdi ardışık iki sayının çarpımı eğer 90'sa burada işte ikinci derece denklem çözmeyi biliyorsanız evet gidersiniz ikinci derece denklemi çözersiniz. Ama biz olabildiğince bir şeyleri basit tutmaya çalışıyoruz. Bunlar ardışık iki sayıdır. Hangi ardışık iki sayının çarpımı 90 gelir? Çok açık arkadaşlar 9 ve 10'un. O zaman ne diyeceksiniz? Şöyle yazalım. N artı 1 çarpı N artı 2 eşittir. 9 çarpı 10 ise N kaç olmalıdır? N yerine kaç koyarsak bir fazlasıyla ve iki fazlasıyla çarpınca 9 çarpı 10 eder? Tabii ki de 8 değil mi? 8 koysaydınız bak burası 9 olurdu. 8 koysak burası 10 olurdu. Demek ki n'inizde de 8 gelecekmiş. Şimdi geldik 8. soruya. Toplama çıkartmalar varsa biz mümkünse en küçük parantezine gidelim. En küçük burada 4 faktöriyel gidiyorum. Kaç tane 4 faktöriyel var? Ya da önce açıkça yazalım. 4 faktöriyel artı. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazdım. 6 artı artı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü. Burayı da 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel diye yazdım. Şimdi gelelim 4 faktöriyel parantezine almaya. Ne gelecektir 4 faktörel parantezinde? 1 artı 5 artı 5 kere 6 30 bölü. Aşağıdan ne bulurum? 4 faktörel parantezinde bakın burada 5 var. Eksi gizli bir tane ne var? 1 var. İşte buradan 4 faktörel eğer silseydik. Kaç bulacaktık bakalım. Bunlar gitti. 5, 1 daha 6, 30 daha 36. 5'ten 1 çıktı 4. 36'yı 4'e böldük. Yanıtımız kaç gelecekti? 9 gelecekti. Geldik 9. soruya. Bu işlemin yanıtı 38 olduğuna göre. Şimdi n faktöriyel nasıl açacaktık bunu? n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel durdum. Niye? Burada da o var. Ölü n eksi 2 faktöriyel artı. n artı 1 faktöriyeli nasıl açıyordum? n artı 2 faktöriyeli pardon n artı 2, n artı 1 faktöriyel. Durduk. Niye? Aşağıda da n artı 1 faktöriyel var. Eşittir. Bunlar sadeleşecek. Şunla şu gitti, şunla şu gitti. Elimizde kalan şeyi tekrar yazalım. Birazcık küçülteyim, yarım kalsın. Şunu bulmuştuk. Ne kaldı o zaman? n çarpı n eksi 1 artı n artı 2 eşittir 38. Yine burada ikinci derece denklem çözdürmek istemiyorum size ama Düşünelim ne koyabiliriz? Mesela 5 koysak olur muydu? Olmazdı değil mi? N yerine 6 koysaydık olur muydu? 6 çarpı 5 30. Evet 6 artı 2'den doğru yanıtımız geliyor. 6 çarpı 5 artı 6 artı 2. Çarpma işleminden 30 geldi. Parantez içerisinden 8 geldi. 38 geldik. Demek ki n'niz buradan 6 gelecekmiş. Burada çözümler rahat gözüküyor. Yoksa dediğim gibi ikinci derece denklem çözmeyi bilmek lazım. Denklem çözümlerine dair bir konu anlatım yapmadığım için kitabın önceki sayfalarında Hani onu bildiğinizi varsaymıyorum o yüzden oradan çözmemeye çalışıyorum bilginiz olsun Not Faktöriyel ifadelerin toplamında burası dehşet önemli burayı iyi anlamanız bence gerekiyor Okuyalım Faktöriyel ifadelerin toplamında 5 faktöriyel ifadesi önemlidir Toplamında ve ne de bölünebilen en küçük faktöriyeldir şimdi bu ne demek bak Faktüriyelli ifadelerin toplamı yani şu tipteki sorularda. Arkadaşlar 5 faktöriyel niye önemli? Biz bir 5 faktöriyel'e kadar açalım. Bir şunu bir görün bakayım. 0 faktöriyel 1. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24 ve arkadaşlar 5 faktöriyel 120. 6 faktöriyel 720. Bundan sonraki her faktöriyelin birler basamağı ne olacaktır? Dikkatli düşünün. Birler basamağı kocaman bir sıfır olacak. Niye? 5 ile 4 faktörel 5'i çarptığınızda 120 geliyorsa buranın birler basamağı sıfırsa burayla neyi çarparsanız çarpın bundan sonraki tüm birler basamağı yine sıfır gelecektir arkadaşlar. O yüzden 10 ile bölünebilen en küçük faktöriyel 5 faktöriyeldir. Bundan sonraki tüm hepsi 6'da, 7'de, 8'de hepsi yine 10 faktöriyelle bölünür. O yüzden 5 faktöriyel 10 ile bölündüğüne göre 6 faktöriyel 10 ile bölündüğüne göre 7 faktöriyel 10 ile bölündüğüne göre bunların toplamının hepsi de yine ne? 10 ile tam bölünür. Bundan sonraki tüm sayıları da bunlarla toplasaydınız tam bölünürdü. Tamam mı? Çünkü hepsi 10'un bir katı. Anlaştık mı? Şöyle düşünün. 30 10'a tam bölünür. 50 10'a tam bölünür. E 30 ile 50'nin toplamı da 10'a tam bölünür. Niye? E, 80 verdi. 10'a böldük. 8 gibi. O yüzden 5'ten sonraki her şey 10'a bölünebilme durumlarında sizler için bir nasıl söyleyeyim böyle korner noktası gibi düşünün tamam bunu küçülttüm aşağıda muhafaza ettim şimdi şurayı kutulayalım bize neyi soruyor bakın eyvah sondan kaç basama sıfırdır değil dokuzdur olacak bu sıfır olsa yapamayız aslında değil mi yok aslında yapar mıyız sayısın birler basamağı kaçtır Evet şu ikisi farklı soru. Bir şunlara bakalım. Bu sayının birler basamağı kaçtır diye sormuş. Öncelikle şu 10. soruya odaklanalım. Bu sayının birler basamağı. Ne demiştim size? Burada biz geliriz 5 faktöriyele kadar. Şurada bir 3 faktöriyel var. Şurada bir 4 faktöriyel var. 5 faktöriyel var. Devamı noktalar. 5 faktöriyel ve sonrasının birler basamağı hep 0 gelmeyecek mi? Evet o zaman size birler basamağından bu soru için farklı rakam getirecek yer 0, 1, 2, 3 ve 4 faktöriyelin toplamıdır. 0 faktöriyelden 1 gelir. 1 faktöriyelden 1 gelir. 2'den 2 iki gelir. 3'ten 6, 4'ten de 24 gelir. Eğer bu toplama bakıyor olsaydınız devamında işte 120, 720 sonra 7 ile çarptık o şekilde gidecekti. O yüzden onlardan hep 0 gelir. 1 1 daha 2 2 daha 4 6 daha 10 24 daha bakın bu sayı 34 ise şöyle düşünün arkadaşlar. 34 120 işte 720 daha büyük sayılar. Biz bunları topladığımızda buranın birler basamağında hep kaç kalacaktır? İşte 4 kalacaktır. Bakın bu işlemin birler basamağında şurayı böldüm. Bu farklı soru. Evet diğer soruyu çözelim. O farklı bir soru. 20 faktörel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi bunun sondan kaç basamağı sıfırdır değil de ben 9 durlusunu sormak istiyorum açıkçası. Bir konuşalım. Bir şuraya yaklaşayım. Kendime bir yer kazanayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim için ne önemliydi? 5 faktöriyel önemliydi değil mi? Biz 5 faktöriyel için kendimi de birazcık kenara taşıyacağım. Şöyle küçüleyim. Biz 5 faktöriyel için bakıyor olsaydık sondan kaç basamağı sizce bunun sıfırdır? 5 faktöriyel. Bu 120'ye eşitse sondan 1 basamağı sıfır değil mi? Sondan 1 basamak sıfırdır. Peki 6 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfır? 7'nin, 8'in, 9'un bunlara bakıyor olsaydınız bize burada sıfır getiren şey nedir biliyor musunuz? Biraz irdeleyelim isterseniz. Burada bu açılımda şunlar vardır. 1, 2, 3, 4, 5'ler vardır. Ne zaman siz bir sıfır sayısı elde edersiniz? En az bir tane 2 ve bir tane 5'ten siz 10 getirdiği için bu sıfırı bu 2 ve 5'in çarpımından elde edersiniz. O yüzden 9 faktöriyelin sizce sondan kaç basamağı sıfırdır? Burada başka 5 var mı? Yazıyorum. Burada başka 5 var mı? Yok ancak sıfırı size şu 5 ve bu 5 ile birlikte getireceğiniz bir tane 2. 6'nın içindeki 2 olabilir, 8'deki 2 olabilir, 4'teki olur, bu 2'nin kendi olur. İşte bunları birleştirdiğinizde sadece bir tane 10 geleceği için bu işlemin sonunda da sondan bir basamağı 0 olurdu. Fakat gel gelelim 10 faktöriyele baksaydık ne diyecektik? 10 faktöriyel sildim şunları 9. Eğer 10 faktöriyel deseydik 10 bizim için kıymetli niye? İçerisinde bir tane 2 bir tane 5 var bakın. 1 2 1 5 var. Bir tane 5 burada, bir tane de 5 burada. 2 tane 5 var. E istediğiniz kadar 2 bulmak kolay. E, şurada 4'ün içinde zaten 2 tane 2 var veya bir 2'yi buradan alın, bir 2'yi buradan alın. Toplam kaç tane 10'unuz oldu? 2 tane. İşte bu 10 faktöriyelin aslında sondan 2 basamağı sizler için 0'dır. Şimdi artık problemi anladığınızı düşünüyorum. 15 faktöriyelin sondan kaç basamağı 3? 20 faktöriyelin sondan kaç basamağı Tabii ki de 4. Niye 4? 1 2 çarpıyoruz 3. Geldik geldik. Burada bir tane 5 var. Burada bir tane 10 var. 15 var. Burada bir tane 20 var. Bakın bu 20'nin içerisinde burada bir tane 5 var. Burada bir tane 5 var. Burada bir tane 5 var. 5 çarpanı. Burada da bir tane 5 çarpanı var. 4 tane 5 çarpanı olduğu için ve 4 taneden fazla 2 bulabileceğimiz için burada 4 tane 10 vardır. 4 tane 10 olduğu için de bunun sondan 4 basamağı 0'dır. Şimdi size soru. Ben sondan 4 basamağı 0 olan bir sayı aldım. Geldim geldim geldim. Sondan 4 basamağı. 1, 2, 3, 4. Ben buradan 1 çıkarsam arkadaşlar. Buralarda hep 9, 9, 9, 9 kalmaz mı? Düşünün. 10, şey, bin, 10 binden 1 çıkardığınızı düşünün. 9999 ve küsür kalır. Ne bileyim neyse işte. Yani küsürden kastım şu sol tarafı. E bunun sondan kaç basamağı 0 olur? hiç basamağı değil mi? Sondan 0 basamağı. Çünkü sıfır getiren bir şey yok. Ama soruyu sondan kaç basamağı 9 olur'a çeviriyor olsaydım. Bakın o zaman ne demeniz gerekecekti? Sondan kaç tane sıfırı varsa o kadar sayıda da sondan kaç sondan 4 basamağı sıfırdı. Aynı şekilde 20 faktöriyel eksi 1'in sondan kaç basamağı 9'dur? Sondan yazamadım. Sondan 4 basamağı 9'dur anlaştık mı? Eğer size burada eksi 2 deseydi sondan kaç basamağının 8 olduğunu da sorabilirdi. Ben böyle bir soruyla karşılaşacağınızı Yani bu 10 faktöriyel 20 faktöriyel neyse sondan kaç basamağı şudur budur sorularla pek karşılaşacağınızı açıkçası düşünmüyorum. Çünkü bunlar birazcık da PSS seviyesinin yukarısında kalıyor ama mühim değil yine de koymuş olalım. Eğer faktöriyeli sevdiyseniz veya daha iyi anlamak istiyorum, daha zor sorular görmek istiyorum diyorsanız kanaldaki TYT listesinde faktöriyel konu anlatımı var. O epey ağırdır, bilginiz olsun. Dilerseniz ona da bir göz atarsınız. Hadi bakalım şu 6. testi bir patlatalım.